Sen biraz önce ciddi miydin? Yoksa düğünü savuşturmak için performans mıydı? Aa baba, hayırdır bu saatte? Efendim babacığım? Vallahi tebrik ederim, büyük oyuncusun. Dışarıdaki performansınla hem aileyi kendine aşık ettin, hem de düğünden sıyırdın. Müthişsin. Yani bir yalanla iki kuş. Şahanesin. Ayşen. Senden bir ricam var. İstersen karşılığında sana söylediğim her şeyi yalan say ama babamdan bahsederken olur bana inan, olur mu? Harika bir ailen, harika bir baban olduğu için neden bahsettiğimi anlamadığını biliyorum ama çok merak ediyorsan babamla ilgili bir yalan söyleyecek olsaydım eğer beni sevdiğini söylerdim. Bak. Neremi beğenmiyorsan bana oradan vur. Sana zaafım var, biliyorsun. Hiçbir şey demem ama ne olur bir tane babamdan vurma, olur mu? Orası çok acıyor Ayşen. Çok acıyor. Biraz kendinize geldiniz mi? Evet evet, toparladım. Biraz daha iyiyim, teşekkürler. İyi bari. Aslında bizim oğlan da haklı. Haklı. Yani çocuk içinden geleni söyledi. Aslında hiç öyle bir çocuk değil de tabii bir anda böyle attan inip eşeğe binince onun da siniri bozuldu. Evet. İkisi de güzel hayvandır. İkisini de severiz. Ay hay yani siz yanlış anladınız şimdi beni. O... Biliyorsunuz çocuk düne kadar yalıda yaşıyordu. E canım madem öyle, o zaman tutun bir yalı daha, orada otursunlar. Zorla tutmuyoruz çatı katımızda. Haklısınız aslında. Madem burada oturacak, burada mutlu. Vallahi ateşin mutluluğu benim için her şeyden daha önemli. O yüzden yapalım bu düğünü sizin mahallede, olsun bitsin. Hem ben de yeğenimi öyle damatlıkları içinde mutlu görmüş olurum. Peki Yasemin'in ailesi ne olacak? E söyledim ya, onlara da, onların da katılacağı bir düğün daha yapacağım Balıkesir'de. Ya Yasemin'e bunu söylersek kesin hayır der. Söylemeyeceğiz ki. E sürpriz yapacağız. Nasıl yapacağız? Vallahi onlarla aynı evde yaşayan sizsiniz. Yani siz tamam derseniz. Yani eğer mevzu bir genç kızın telli duvaklı düğün yapmasıysa gerisi teferruattır tabii. Tamam ya. Ben hallederim bunu. Tamam. Güzel. Temasta kalalım o zaman. Kalalım, tamam. Anlaştık.